İl danışma 2 aydır yapamıyorduk. 30 Mart'ta biliyorsunuz yerel yönetimler seçimi vardı. 30 Mart'tan bugüne 2 ay geçti. 2. ayın sonunda il danışmanı yapma. O da biraz sonra salonumuz verecekler ve burada bir değerlendirme yapacak. Biz 30 Mart'ı masaya yatırdık. Daha önce zaten arkadaşlarımızla, ilçe başkanlarımızla, belediye başkanlarımızla, adaylarımızla, kazanan ve kaybedenlerle bir değerlendirme yapmıştık. Bugün de geniş bir değerlendirme yaptık. Biliyorsunuz eleştirilere tahammül etmek normal insanların işidir. Ama öz eleştiri yapabilmek erdemli insanların işidir. Ben kendi adıma bir öz eleştiri yaptım. Aynı zamanda bir değerlendirme yaptım. Burada ne tür eksiğimiz vardı ki 11 ilçeyi kazandık ve 46 belediye meclis üyesi kazanıyoruz. Yani 87 tanesinden 46'sını biz kazanıyoruz. MHP'ye göre de 12 belediye meclis üyemiz daha fazla. İçin büyük şehri kaybettik. Bir değerlendirmesi yaptık. Önemli olan şu, siyasette benim söylemiş olduğum bir söz var. Oturan aslandan veya oturan boğadan gezen tilki evladır diyerek. Siyaset koşanların, çalışanların işidir. Siyaset halka temas edenlerin işidir. Siyasette eli açık, gönlü açık, kapısı açık, telefonları açık olan insanların işidir siyaset. O nedenle burada ne tür eksiğimiz vardır, onun değerlendirmesini yaptık. 10 Ağustos'a bir hazırlık yapıyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimi olacak. İlk defa olarak da halk seçecek. O nedenle onun da değerlendirmesini yaptık bugün. Birincisi biz çok güçlü bir partiyiz. İkincisi bizim partimizde başarısız olan arkadaşlarımızın çeşitli nedenlere başarısızları varsa onları masaya yatırıyoruz ama arkadaşımızı hemen alıp kenara koymak veya o yetişmiş olan siyasetçiyi alıp kenarda tutmak doğru değil. AK Parti 13 yıldır bunu yapıyor ve liyakata önem veriyor. Yeteneklere önem veriyor. Bugün yaklaşık 40'a yakın il söylediniz, 500'e yakın ilçe, bilemiyorum rakamları ama değişimler devam ediyor. Değişiklikler, kan değişimi devam ediyor, hücre değişimi devam ediyor. Ama arkadaşlarımız AK Parti'nin içerisinde burada görevlere devam edecekler. Siyasetçinin okulu yok. Siyasetçinin Cambridge'i, siyasetçinin Yale'si, siyasetçinin Boğaziçi, ÜTÜ'sü, ODTÜ'sü yok. Siyasetçi okulu burasıdır. Yani il başkanlığıdır, ilçe başkanlığıdır, belediye meclis üyeliğidir, yönetim kurulu üyeliğidir, milletvekiliğidir. Bunu yaparak öğrenirsiniz. Arkadaşlarımız da 13 yılını verdiler, 5 yılını verdiler, 8 yılını verdiler. Başka alanlarda ve başka yerlerde mutlaka değerlendirilecekler demektir. O nedenle bizim insan gücü kaybına tahammülümüz yok. O nedenle bunu bildikleri için de istifalar çok az olmaktadır. Doku uyuşmazlığı çok az olmaktadır. Ve 13 yıl içerisinde de 8 seçim kazanmış olan bir parti var. 9. seçimi kazanacak. O nedenle bu kadar başarılı bir parti içerisinde kan değişimlerinden sonra sancıların olmaması, iç huzursuzluğun olmamasını da doğal karşılamak lazım diye düşünüyorum. Evet.